İyi akşamlar sevgili seyirciler. Adalet, Büyük Adalet yürüyüşü 6. gününde biz konuşmayı değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Şimdi ayrıntılarına bakacağız. Stüdyomuzda konuğumuz var. Başbakan eski yardımcılarından Sayın Abdülhatif Şener bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugünkü ayrıntılara bir bakalım, sonra size döneyim, yorumlarınızı alalım. Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlatmıştı adalet yürüyüşünü, hatırlayacaksınız. Bugün 6. gününde partililerle yürüyüş hala sürüyor CHP liderinin. Yürüyüşe CHP eski genel başkanı ve gazeteci Altan Öymen de katıldı bugün. Ve 85 yaşına giren Öymen, bugün 85 yaşına giren Öymen'in doğum günü olduğu parti otobüsünden anons edilince de CHP'li vekilleri ve partililer Öymen'i alkışlarla kutladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünün 6. günü saat 8.10'da konaklamanın yapıldığı Kızılcahamam'a bağlı Bulak Köyü'nde başladı bugün. Yürüyüşe Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Yürüyüşün başlamasından hemen hemen bir saat sonra konvoya CHP'nin eski genel başkanı ve gazeteci Altan Öymen de katıldı. Öymen ve Kılıçdaroğlu selamlaştılar, sonra da birlikte yürüyüşlerini sürdürdüler. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşün ardından da grup Çamlıdere mevkiinde öğle molası verdi. Bu sırada parti otobüsünden Altan Öymen'in bugün doğum günü olduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından anons edildi. CHP'li vekiller ve partililer alkışlarla Öymen'in doğum gününü kutladılar. Ve yaklaşık 17 kilometrelik yürüyüşün ardından da Mokamp'ta bir mola verildi. Yürüyüş yarın sabah yeniden başlayacak. Ve sevgili seyirciler, bugün salı biliyorsunuz. Salı günleri partilerin grup toplantıları oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler bu yürüyüşü 6. gününde de sürdürdüğü için grup toplantısı bugün yürüyüş güzergahında yapıldı 6. gününde. Çamlıdere sapağında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet yürüyüşü hakkındaki eleştirilerine sert yanıt verdi CHP lideri ve Kılıçdaroğlu Erdoğan'a istifa resti de çekti. CHP'nin grup toplantısının adresi bu kez meclis değildi. CHP lideri adalet yürüyüşünün 6. gününde partisinin grup toplantısını Çamlıdere sapağında yaptı. CHP lideri konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Adalet arayan bütün mağdurlar için yürüyorum. Bütün mazlumlar için yürüyorum. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşüne izin verilmesini lütuf olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Doğuştan gelen haklarımızı veya anayasal haklarımızı lütuf olarak sunmaya çalışanlar var. Efendim yürüyorsunuz, lütfediyoruz biz size. Bunu tarihte firavunlar söylerdi. Günümüzde de diktatörler söylüyor. Birisi benim haklarımı bana lütuf olarak hatırlatıyorsa ben de ona diktatörlüğünü hatırlatıyorum. Sen diktatörsün diyorum. Efendim sen benim dengim değilsin diyor bazen. Bakın bu konuda onu iddia edecek kişi aslında benim. Madem ki öyle diyorsan niye sabah öğle akşam bana sataşıyorsun arkadaş? Niye sataşıyorsun? Efendim bütün bunlar niye oluyor? Ben size söyleyeyim. Bir sır vereyim. Kimseyle paylaşmayın. Bütün bunlar 2019'un korkusu nedeniyle oluyor. OHAL kararname çıkarma yetkisinin hükümete verildiği 20 Temmuz gününü 2. 15 Temmuz olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu haksız ihraç ve tutuklamalara tepki gösterdi. CHP lideri Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Anayasa Mahkemesi'nin saygıdeğer üyelerine seslenmek isterim. Neden karar vermiyorsunuz? Eski kararlarınızda neden sahip çıkmıyorsunuz? Eski kararlarınıza neden sahip çıkmıyorsunuz? Eski kararlarınızın arkasında neden dik ve onurlu durmuyorsunuz? Eğer diğer hakimlerin yaptığı gibi siz de çay toplamaya meyilliyseniz söyleyeceğim bir şey yok. Ama yok, biz yargıcız, biz onurluyuz, biz hukuk okuduk, biz anayasayı, demokrasiyi, hukuku savunuyoruz. Biz adalet dağıtacağız diyorsanız
saraya bakmayın. Saraydan gelecek talimata göre karar vermeyin. Onurunuzla, ilkenizle durun. CHP lideri anayasanın 138. maddesini hatırlatarak yargı yarın sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın ifadelerine de tepki verdi. Erdoğan'a istifa resti çekti. Bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiği, talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu bir insan gibi, namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Ben de şu sözü veriyorum. Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. Ben çünkü namuslu ve onurlu bir insanım. Bir daha söylüyorum. Namuslu ve onurlu bir insanım. Evet sevgili seyirciler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Çamlıdere mevkiinde yaptığı grup toplantısında yine adalet vurgusu vardı. Yürüyüşün ana teması da bu zaten biliyorsunuz. Sayın Bakanım ne düşünüyorsunuz? 6. gününe geldi adalet yürüyüşü. Katılım giderek artıyor her kesimden, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, siyaset dünyasında. 6 gündür devam eden büyük adalet yürüyüşü büyük bir olgunluk içerisinde, belli bir düzen içerisinde devam ediyor. Anayasamızın 34. maddesinde vatandaşlarımızın önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduğu açıkça belirtiliyor. Biliyorsunuz 16 Nisan tarihinde anayasada çok önemli değişiklikler yapıldı. Ama temel hak ve özgürlüklerle ilgili İkinci kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla eski maddeler yerinde duruyor. Yani 12 Eylül dönemi maddeleri yerinde duruyor. Eğer 12 Eylül dönemi maddeleri de yerinde durmasaymış bugün gösteri ve yürüyüşü de yapamaz hale gelirmişiz. 16 Nisan'ın getirdiği tablo bu. Evet. Ama ne diyor? İnsanlar, vatandaşlar toplantı yapabilirler. Gösteri yürüyüşü yapabilirler diyor. Nasıl yapabilirler? Önceden izin almaksızın. Yani anayasa vatandaşların bu hakkını çok belirgin ve katı bir şekilde güvence altına almıştır. Evet. Zaten bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerin amacı, anayasaların amacı aslında vatandaşları devlete karşı korumaktır. Böyle olunca bu hakkını Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kullanacağını ilan etti ve partililerle, hatta partili olmayan, Türkiye'de adalet duygusu galayan halinde bulunan pek çok vatandaşımızın katılımıyla birlikte Ankara'dan yürüyüşüne başladı. Kızılcahamam'ı geçmek üzere anladığım kadarıyla, evet. Yani ilçe sınırları evet. İtibariyle söylüyorum. 6 gündür izliyorum. Gerçekten çok büyük bir olgunluk içerisinde devam ediyor. Ellerde pankart var, adalet pankartı var. Bu pankartı taşıyorlar. Hiçbir zaman trafiği aksatmıyorlar örneğin. Trafikte aynı şekilde bu yürüyüşle birlikte seyrine devam ediyor. Nizami hiçbir engellemeye şekilde. Uğramıyor. Çok nizami, düzenli bir şekilde hiçbir vatandaşımızın rahatsızlığı da yok. Özellikle bu tür gösterilerde acaba bazı çevrede rahatsızlıklar oluşur mu diye endişeler var. Çünkü kitleyi bir araya getirdiğiniz zaman işte kullanım alanını daralttığı takdirde o alanı kullanan diğer normal vatandaşlar bazı davranışlarından fedakarlık etmek zorunda kalıyorlar. Ama dikkat ediyorum, zaman zaman ağaçların içerisinde, zaman evet. zaman yolların kenarını kullanmak suretiyle etrafa hiçbir rahatsızlık vermeme duygusu taşıyarak bir şeyi dile getiriyorlar. Dile getirdikleri şey bu ülkede biz adalet istiyoruz diyor. Zaten adalet duygusu milletimizin ekmekten önceki talebidir. Milli değerlerimiz açısından son derecede önemlidir. Biz de adalet duygusu, daha doğrusu adalet talebi her zaman ekmek talebinden önce gelmiştir. Çünkü adalet talebi karşılanmadığı takdirde insanların yaşam hakkı bile ortadan kaldırılabiliyor. Yaşam hakkı ise her şeyin önündedir zaten. Bu tarihi bir tavrımızdır. Bunu bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve beraber yürüyen insanlar temsil ediyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Bir taraftan bazı çevrelerde kaygılar var. O kaygıları dile getiriyorlar.
anayasal bir haktan dolayı bir ülkenin cumhurbaşkanı niye kaygılı olur? Anayasal bir haktan dolayı bir ülkenin başbakanı niye kaygılı olur? Bakanları niye kaygılı olur? Trolleri niye kaygılı olur? Ben doğrusu bunu anlayamıyorum. Tebrik etmesi lazım. Gayet güzel bir şekilde taleplerinizi dile getiriyor demesi lazım. Ama adalet talebinden insanlar bir tek nedenle kaygılı olurlar. Kendi yönetimlerinde adaletin olmayışını bildikleri için deşifre olmaktan, kral çıplaktır denilmesinden rahatsız oldukları için bunu yansıtırlar. Ben eleştirel nitelikte, hatta zaman zaman tehdide varan üslupları, ifadeleri hep bu şekilde değerlendiriyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız önce yargı sizi de çağırırsa şaşmayın diyor. Tam da ben onu soracaktım. Ne demek bu şimdi yani? Yani kendiniz şu işten vazgeçin. Aslında bu cümlenin tercümesi şu. Tehdit. Ey Kılıçdaroğlu, şu yürüyüş içinden vazgeç. Bunu fazla dallandırma. Bu fazla kitleleşmesin. Yoksa yargı sonunda sizi de içeri atar demek istiyor. Yani tehdit ediyor. Çünkü şu anda yargının üzerindeki en büyük güç 16 Nisan değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı'dır. Yargıyı aslında belirleyen, alımları yapan, görevlendirileceği yerleri yargı mensuplarının belirleyen, hatta bunun ötesinde yargı mensuplarının terfilerini belirleyen, biliyorsunuz Hakimler Savcılar Kurulu'dur. Hakimler Savcılar Kurulu'nun ise bütün üyelerini belirleme inisiyatifi Cumhurbaşkanı'nda. Böyle olunca yargının tepesindeki en önemli güç, en belirleyici güç Cumhurbaşkanı'dır. Ve Cumhurbaşkanı bu sıfatıyla, yargıyı belirleyen kişi sıfatıyla diyor ki ey Kılıçdaroğlu dikkat et, yargı sonunda seni de içeri atmasın, çağırmasın diyor. Bu bir tehdit. Evet, tehdit. Bir taraftan tehdit, diğer taraftan da yargıya talimat gibi algılanabilir. Yargı bu talimatı sadece Sayın Kılıçdaroğlu şeyinde, özelinde anlamaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir adalet yürüyüşünden, adalet talebinden rahatsız olduğu, dolayısıyla adaletten şikayet eden, adaletin iyi işlemediğini söyleyenlere yönelik daha iyi takibe geçmesi gerektiği konusunda bir algı oluşturur yargı üzerinde. Talimatı böyle anlar. Ama tehlikeli bir şey. Tehdit de yanlıştır. Anayasal bir toplumda, artık Türkiye'de ben demokrasinin olduğunu zaten düşünmüyorum. Çağdaş bir toplumda diyeyim. Tehdit de olamaz. Cumhurbaşkanı hiçbir vatandaşı tehdit edemez. Bırakın bir ana muhalefet partisinin genel başkanını. Aynı şekilde çağdaş bir toplumda Cumhurbaşkanı yargıya da emredemez. Yani iki boyutu itibariyle de tamamıyla yanlış telaffuz edilmemesi, söylenmemesi gereken bir sözdür. Sayın Cumhurbaşkanı'na da yakışmayan bir sözdür. Ama sadece bundan ibaret kalmamıştır söyledikleri. Sizin yürümeniz hükümetimizin size sağladığı bir lütuftur diyor. Lütuf olarak yürüyor. Yani bu şu demektir, ben yeri gelirsek hiç kimseyi sokağa çıkartmam demek istiyor. Bu da son derece yanlış. Çağdaş bir toplumda bir cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Yani çağdaş bir toplumun gerekliliklerinin ne olduğunu anlayan, bilen, algılayan, özümseyen ve bunu bir kültür haline getirmiş bir toplumda bir siyasetçi bunu söylediği zaman mutlak surette ertesi seçimi kaybeder. Yani ne demek istiyorum? Sayın Cumhurbaşkanı bir sonraki seçimi nasıl kaybedeceğini araştırıyor. Yani bu sözlerle bir sonraki seçimi kaybetmenin yollarını arıyor. Belki de bırakmak istiyor. Onun için olabilir. Gene bir ironi görüyorum ben. Sonra biliyorsunuz Aykut Erdoğdu bir açıklama yaptı. Basın medya patronlarını ve yöneticilerini toplamıştı. Onlara yaptığı konuşmada medyaya şu talimatı, şu emri verdiğini söyledi. Bu yürüyüşleri göstermeyin, yayınlamayın. Vatandaş bilmesin. Bu talimatı verdiğini söyledi. Fakat daha sonra bir köşe yazarı dedi ki hayır öyle bir şey, öyle bir konuşma yapmamıştır Cumhurbaşkanı, ama Sayın Erdoğdu tekrar dedi ki hayır yapmıştır. Çünkü şu sözleri söylemiştir. Doğrudan yayınlamayın
kelimeleri geçmemiş olsa bile bir cumhurbaşkanının medya patronuna ve yöneticilerine söylediği bu sözlerin yorumu yayınlamayacaksınız demektir. Peki, bir emir, bir talimat eğer, yerine geçer. Nerede hani nerede demediyse eğer nerede? Ekranlarda nerede? Evet. Halk TV dışında bu kadar ayrıntısını. Türkiye'nin birincil konusu adaletini arıyor Türkiye. Hukuksuzluğun geldiği artık son nokta. Hani Gezi'de aslında mesele birkaç ağaç değil diye tabii, biliyorsunuz yola çıkılmıştı. Burada da aslında mesele sadece Enis Berberoğlu'nun tutuklanması değil. Türkiye'nin hukuk aradı. Artık bardağı taşıran son damlaydı Berberoğlu'nun tutuklanması belki. Şimdi dolayısıyla diğer medyanın bu büyük adalet yürüyüşü karşısındaki yayın stili, tarzı ve göstermemeye özen göstermesi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'ndan bir talimat aldıkları anlamına gelir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylememiştir, söylememiştir evet, demenin bir manası evet, yok. Sayın Cumhurbaşkanı bu tür konulara da karışır, talimatlar da verir. Biliyorsunuz vaktiyle özellikle sosyal medyada belli bir andıç yayınlandı. Şu kişilerin televizyonlara çıkışını sayın o zaman başbakandı. Başbakan yasaklamış ve çıkarmayacaksınız demiş diye yayın yapılmıştı. İşte bu andıç var mı yok mu diye tartışılıyordu. O listenin başında ben vardım ve hala çıkamıyorum sizin kanal dışında. Evet. Bu bütün bunlardan sonra da en son Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Ben ona da çok hayret ettim. Dedi ki medyamız artık eskisinden daha demokratik dedi. Hayır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasaklarını yani birebir yerine getirdiği zaman bu medyada demokratikleşme anlamına geliyormuş. Yani literatüre yeni bir kavram kazandırdık. Yeni bir tanım kazandırdık daha doğrusu. Buna da hayret etmemek elde değil tabii. Evet, şimdi hakikaten Türkiye'de medyanın, basının durumu çok vahim, acınacak halde. Yani dünyadan gelen tepkiler bile, dünyadaki basın medyanın tepkileri bile Türkiye'dekinden fazla. Yani burada hani basın ve medya özgürlüğünden değil söz etmek, hangi noktaya doğru gittiğini aslında konuşmak lazım. Şimdi konuşmanızın başında bu yürüyüşü öyle güzel hikayeleştirdiniz ki ben tekrar heyecanlandım, tekrar duygulandım. Çok güzel tasvir ettiniz. Ama tam da işte bu yargıyı, adaleti, hukuku konuşurken biliyorsunuz MHP bir kongre tartışması yaşamıştı. Bunun, bugün onunla ilgili bir karar da çıktı. Onu bir paylaşalım, o konudaki görüşlerinizi de alayım. Evet sevgili seyirciler, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden MHP'li muhaliflere kötü haber geldi bugün. Sizler de takip etmişsinizdir. Mahkeme MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun iptaline ve bu genel kurulda alınan tüm kararlarında yokluğunun tespitine karar verdi. Bakalım bir ayrıntılara. MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Haziran 2016'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun iptaline ve bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verdi. Böylece MHP'li muhaliflerin kurultayda aldıkları kararlar geçersiz sayıldı. MHP'de kurultay tartışmaları 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından başlamıştı. Partinin muhalif isimleri Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, genel merkezin itirazlarına rağmen delegelerden imza toplayıp olağanüstü tüzük kurultayı düzenledi. Kurultayda MHP tüzüğünün 13 maddesi değiştirildi. Ayrıca genel başkan seçimli kurultayında 10 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Ancak genel merkezin itirazı üzerine mahkeme kararıyla o değişikliklerin yürütmesi durduruldu. Sevgili Polatlı Belediye Başkanımız, MHP Üst Kurul Delegesi eski milletvekili Cemal Enginyurt'un tüzük kurultayının iptal edilmesi için yaptığı başvuru da bugün sonuçlandı. Mahkeme kurultayda alınan kararları iptal etti. MHP'de 18 Mart 2018 tarihinde olağan kurultay yapılacak. Dürüst sözün, ilkeli duruşun sahibi. MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener kararın ardından açıklamalar yaptı. Akşener, kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha dedi. Yeni Kapı'da
Yeni Kapı'da. MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ise Türkiye'de adaletin olmadığını biliyorduk. 10 dakikada verilen MHP kurultayının iptali kararı sadece adaletin olmadığı gerçeğinin altını çizdi ifadelerini kullandı. Yetkisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden alınarak. MHP Genel Başkan adaylarından Koray Aydın ise olağanüstü kurultay taleplerinin haksız şekilde engellenmesi sadece Ülkücü Hareket için değil, Türk demokrasisi için de büyük kayıptır. Türk milleti, MHP ve Ülkücü Hareket için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye azimli ve kararlıyız açıklamasını yaptı. Bizler şer günlerden geçip hayırlara erenleriz. MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan da bu karar göstermiştir ki, Türkiye'de adalet iktidarın emrindedir. Adalet hakimlerin vicdanları yerine hükümetin talimatıyla yapılıyor. MHP'de ülkücü iradeyi hakim kılana ve Türkiye'de de adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir dedi. Bu milletin değerleriyle dalga geçer gibi. Tüzük kurultayının iptal kararını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da değerlendirdi. Yalçın, tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. MHP'yi mahkeme koridorlarına düşürenlerin asıl amacı iç muhalefet değildi. MHP'yi ya yok etmek ya da teslim almaktı. Bu karar buna da set çekmiş oldu diye konuştu. Bu adaleti çok konuştuğumuz, aradığımız, tartıştığımız günlerde MHP ile ilgili biliyorsunuz olağanüstü kongre kararına ilişkin iptal kararı çıktı. Olağanüstü kongreye ilişkin iptal kararı çıktı. Şimdi çeşitli muhalif MHP'li isimlerden gelen tepkileri az önce araya gitmeden önce haberde paylaştık sizlerle. Sayın Akşener'in 10 dakikada verilmiş bir karar için bir yıl beklendi ifadesi var. Hakikaten çarçabuk istenildiği zaman kararlar alınıyor ama madalyonun öbür yüzünde de yıllarca örneğin hadi çok geriye gitmeyelim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha suçunun ne olduğunu bilmeyip de cezaevinde yatan insanlar var. Ömrümün yarısı siyasette geçti, siyasetin içinde geçti, siyaseti çok yakından izleyerek geçti. Ben böyle bir hukuk keşmekeşi görmedim. 2 yıla yakın bir süredir sürekli MHP'deki olağanüstü kongreyi tartışıyoruz. İşte delegelerden yeterli imzalar alındı mı, alınmadı mı, kongre tarihine ne karar verildi, yargı ne dedi, ne, bilmem kayyum atandı mı, atanmadı mı veya bir belirleme oldu mu, olmadı mı gibi laflarla 2 yılı aşkın süre bu kongre bir türlü yasal hale gelmedi. Yasal bir kongre yapılamadı. Ama hem yargının hem parti genel merkezinin, Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinin hem de kongre talep eden muhaliflerin ittifak ettiği bir konu var. O konu da şudur, yeterli sayıda delege kongre talebinde bulunmuştur ve yasal olarak da bunlar tespit edilmiştir. Siyasi partiler kanunu o kadar açık ki yeterli sayıda delege kongre talep ettiği takdirde bu kongre mutlak surette yapılır ve yapılan kongre geçerli olur. Bütün bildiğimiz siyasi kurallara, siyasetin işleyişiyle ilgili yasal, anayasal düzenlemelere aykırı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de adalet var mı derseniz, eğer bir partide delegelerin yeterli sayısının imzasını aldığı halde birileri kongre yapmayı başaramıyorlarsa, gerçekleştiremiyorlarsa, o ülkede adaletin olmadığının temel göstergelerinden biri de odur. Ama başka göstergeleri de var. Yani bu yürüyüş bildiğimiz gibi adalet talebine yönelik bir yürüyüş. Ama bu sadece ve sadece Enis Berberoğlu'nun işte bir haberiyle bağlantılı olarak haksızlığa uğramasına tepki olarak yapılan bir yürüyüş değil. Ülkedeki tüm adaletsizliklere karşı yapılan bir yürüyüştür. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi 20 Temmuz'a doğru geliyoruz. Yani 20 Temmuz dediğimiz şey ilk olan kanun hükmünde kararnamenin çıkarılış tarihidir. 1 yıl oldu aşağı yukarı. Evet. 1 yıldır Türkiye kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. 1 yıldır Türkiye'de o hal vardır. O halin bulunması, ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesi demek bu ülkede hukuk ve adalet askıya alınmış demektir. Bir OHAL yönetimi döneminde adalet istiyorum demekten daha haklı ne olabilir?
Hiçbir şey olamaz. O hal var. Kanun hükmünde kararnameler var. İşte kimi diyor ki 150 bin kişi, kimi diyor ki 180 bin kişinin işine son verilmiş. Nasıl verilmiş? Ne idari bir soruşturma görmüş bu işine son verilen insanlar, ne de adli bir soruşturma görmüşler. Ama birilerinin dedikodularıyla, ispiyonlarıyla, liste hazırladığı listelerle, idari inisiyatifle hazırlanan listelerle, hadi senin işine son verdik demiş, yol vermiş, göndermişler. 50 binin üzerinde insan da hapishanede, mahkum. Bunların mal varlıklarına el koyuyorsunuz. Bunların ücretlerine el koyuyorsunuz. Hatta emekli maaşlarına el koyuyorsunuz. Sadece kendileri de değil, aile, çoluk, çocuk, yakın akraba. Evet, oraya getirmeye çalışıyordum sözümü zaten. Dünyanın her tarafında cezanın şahsiliği ilkesi vardır. Suçu kim işlediyse sadece ve sadece o cezalandırılır. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Babanızın işlediği suçtan dolayı, evlat evlatın işlediği suçtan dolayı babası cezalandırılamaz, suçlanamaz. Bu da kutsal kitabın bir hükmü. Ceza hukukumuza baktığımızda, dünyanın çağdaş bütün ceza hukuklarına baktığınızda cezanın şahsiliği ilkesi vardır. Biri suç işledi diye, onun yakınıdır diye, onunla kan bağı vardır diye çocuğunu, karısını, babasını, annesini, bacısını cezalandıramazsınız. Hiçbir hukuk kuralında bu yoktur. Ama şimdi 40 sene emekli parası kesilmiş, emekli primi kesilmiş. Ya. İçeri atıyorsunuz, maaşını kesiyorsunuz, emeklilik hakkını elinden alıyorsunuz ve o evde süt içen bebek var. O evde okula giden öğrenci var. Siz o çocuğun, o bebeğin rızkını kesiyorsunuz. Okul masraflarını, bilmem servis parasını kesiyorsunuz. 5 kilometrelik yere yürüyerek git de oku diyorsunuz. Bu bir zulüm. Bu bir zulüm. Çocuğun ne suçu var? Babası bir kusura, bir kabahate bulaştıysa. Üstelik babasının bu kabahate, bu kusura bulaşıp bulaşmadığı, bu suçu işleyip tabii işlemediğini ne idari soruşturmayla tespit etmişsiniz, ne adli soruşturmayla tespit etmişsiniz. Böyle bir tespit de yok. Peki ne var Türkiye'de? Türkiye'nin şu anda bir numaralı sorunu adaletsizliktir. Şu anda Türkiye'de adalet yoktur. O hal yönetimi demek, kanun hükmünde kararnamelerle yönetim demek, adaletin olmadığı yönetim demektir. Bir yıldır adaletin olmadığı bir yönetimde elbette bu ülkede adalet duyarlı olan herkesin bunu dile getirmesi, tepkisini bir vesileyle açığa çıkarması lazımdır. Evet. Bu yürüyüşte onu ifade ediyor. Şimdi sevgili seyirciler, Sayın Bakanımız bu yürüyüşe katılacak mı, katılmayacak mı merak ediyoruz. Kendisine soracağız yayının sonunda. Bakalım ne cevap verecek. Şimdi bu yürüyüşün içeriğiyle ilgili çeşitli değerlendirmeler yaptık ama bir de sonuna bakalım. Çünkü yoğun bir baskı var. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bile yargı bir gün çağırabilir tehdidini savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna rağmen bu yürüyüş devam ediyor. Sonunu nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi dünyaya dönersek, Avrupa'ya dönersek zaten hukuk ve adalet yokluğu konusunda ağır eleştiriler geliyor. Özellikle bu son referandum sürecinde çok arttı. Çıkan raporları falan da göz önünde bulundurursak eğer. Ne görüyorsunuz sonunda siz? Hem yurt içinde hem yurt dışında. Türkiye bir süredir, yani son 3-5 yıldır hatta, medeni dünyanın gözünde İkinci sınıf bir ülke, çağdaş demokratik değerlere değer vermeyen, hukuk düzeninde, yönetim çarkları içerisinde bunların anlamını kavramayan bir ülke muamelesi yapılmaya başlamıştı zaten. Ama özellikle 20 Temmuz'dan itibaren olağanüstü hal yönetiminin, kanun hükmünde kararname yönetiminin Türkiye'de yerleşmiş olması, bunun da ötesinde böyle bir olağanüstü hal döneminde 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin referanduma sunulması ve de çağdaş demokrasilerde var olan bir takım kurumların ve kuralların anayasa değişikliğiyle anayasamızdan çıkarılması medeni ve demokratik dünyada Türkiye'ye bakışı bozmuştur. Artık Türkiye
üçüncü dünya ülkelerinden biri gibi yönetilen, idare edilen bir ülke gibi algılanmaya başlamıştır. Bakın bu son derecede önemli bir şey. Mesela AİHM'e başvurabilmek için biliyorsunuz Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı yasal olarak tanımış bir ülkedir kendi vatandaşları için. Bununla ilgili anayasa değişikliğini bu iktidar döneminde de yapmıştır biliyorsunuz. Ama şu kural vardır. İç hukuk yolları tüketildikten sonra AİHM'e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir. Ama bugünkü haberlerde vardı. Alman parlamenterler Türkiye'den AİHM'e gelen davalarda iç hukuk yollarının bitirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın mahkemenin bunu kabul etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Çünkü Türkiye'de artık vatandaşların hukuk yollarına başvurma, hukuk mekanizmalarını işletme haklarının bile ihlal edilmekte olduğu görüşünü dile getirmişlerdir. Bu Türkiye için ne kadar utanç verici bir hadisedir. Maalesef. Türkiye'yi bu hale niye düşürüyorsunuz ya? Hadi geçici bir süre o hale ihtiyaç var diyelim. Kanun hükmünde kararnamelere ihtiyaç var diyelim. Bunu bir yıldır sürdürmenin ne alemi vardır? Kanun hükmünde kararnameleri çıkarıyorsunuz. İnsanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale edecek maddeleri o kararnamelerin içine ne diye koyuyorsunuz ya? Bu ülkede hukuk yoktur. Niye dedirttiriyorsunuz? İnsanların geleceğini niye karartıyorsunuz? Acaba herhangi masum bir davranışımdan dolayı benimle ilgili bir hak ihlaline gider mi bu devlet diye? Niye devletine karşı endişe duyan insanlar topluluğu haline getiriyorsunuz bu ülkeyi? Maalesef bu ülkede yaşayan insanların hissettiği duygular ve yaşadıkları tüm dünyayı etkilemiştir. Dünya artık bir bütün haline gelmiştir. Burada meydana gelen bir hadise anında, o dakika içerisinde dünyanın dört bir tarafında bütün insanlar tarafından izlenmektedir ve değerlendirilmektedir. Ve görüyorlar bu ülkede ne oluyor ne olmuyor. 94 yıl önce Cumhuriyet ilan edilmiş bu ülkede bir asır tamamlanıyor neredeyse. Bir asırdır demokratik kurumlarımızı geliştirmek, yerleşik hale getirmek, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alacak, devletine karşı dahi, iktidar ve güç sahiplerine karşı dahi koruyacak, bireyi koruyacak mekanizmaları geliştirmeye çalışan Türkiye özellikle son bir yıldır tersine dönmüştür. Tam tersine. Geri geriye gidiyor. Yapılan devrimler falan geri gidiyor. Sayın Bakanım şimdi çok az bir zamanımız kaldı. İzleyicilerimiz tabii ki bütün Türkiye aslında merak ediyor. Bütün bu konuştuklarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim içimi acıtıyor. Hukuk ve demokrasi ülkesinde ne yazık ki adalet aranılan bir yürüyüş yapılıyor. Bu beni bir vatandaş olarak gerçekten çok üzüyor. Siz bu yürüyüşe katılacak mısınız? Bugün son attığım tweet'i okuyarak cevap vereyim. Adaleti hep kendi hakkımızı almak veya hasımlarımızı yenmek için istedik. Bu yüzden o, yani adalet, kültürümüzün değil arzularımızın bir parçası oldu demişim. Benim ömür boyu yaşadıklarımdan edindiğim tecrübeyle yazdığım şeydi bu. Ben en çok şuna hayret ediyorum. Yani özellikle Refah Fazilet dönemlerinde, daha sonraki dönemlerde İslamcı kesim hak talebiyle, adalet talebiyle ilgili çok gövde gösterisi yapmıştır. Biliyorum başörtüsü yasaklarıyla ilgili olarak aylarca özellikle Bayazıt Camii önü esas olmak üzere Türkiye'nin değişik camilerinde, cuma çıkışlarında gösteriler yapılmıştır, sorunlar dile getirilmiştir, adalet talebi, hak talebi sürekli dile getirilmiştir. Ama şimdi aynı kanaldan gelen, evet, aynı kulvardan gelen insanlar bunu bugün iktidar ve güç sahibi olmuşlardır ve başkalarının adalet istemesini, hak talep etmesini suç olarak görmektedirler. Evet. Demek ki dünkü adalet talebiniz kendiniz içindi. Adalet talebi de hiçbir zaman kendiniz için olamaz. Çünkü Maide suresinin 8. ayeti diyor ki, sakın ha
birilerine duyduğunuz kin ve düşmanlık sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Kin ve nefrete göre tavır sergilemeyin. Adaletse orada ben de varım deyin diyor. O başörtüsü mağduriyetleri nedeniyle el ele yürüyüşlerine katılmış, o günkü adaletsizlik gördüğüm şeyi protesto etmiş biri olarak bugünkü adaletsizlikleri de protesto ediyorum. Ve orada ne işim var? İşte onlar vaktiyle başörtüsüne şunu yapmıştı diyenlere de diyorum ki Allah'ın kitabı da diyor ki adalet müstakil bir duygudur. Adaleti kim talep ediyorsa yanında olacaksın diyor. Ben de onun için destekliyorum ve henüz bir planlama yapmadım ama bayramdan sonraki günlerde bu adalet yürüyüşünün bir etabına katılacağım. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Bu yanıtı da aldık sevgili seyirciler. Sayın Şener de bayramdan sonra planladığı uygun bir tarihte büyük adalet yürüyüşüne katılacak çok çok önemli isimlerden biri. Şimdi bir araya gideceğiz. Saat 18'de yine konuklarım olacak İstanbul Stüdyo'dan. Biliyorsunuz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 104. gününde açlık grevlerinin tutuklular. Yakınları bizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle.